Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 31 Mart günü çok büyük olasılıkla Manisa'mızda olacak. CHP Manisa Şehzadeler İlçe Başkanlığı Manisa'da görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıya CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP İl Başkanı Semih Balaban, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, partili yöneticiler, belediye meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları da katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 31 Mart Perşembe günü Manisa'da olacak. Kılıçdaroğlu'nun Manisa ziyaretini CHP Manisa Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca duyurdu. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 31 Mart günü çok büyük olasılıkla Manisa'mızda olacak. Bu Genel Başkanımızın biz Manisa'yı çok mutlu eden, müjdelere boğan bir haber oldu. Genel Başkanımızın bir yıl içinde ikinci kez Manisa'ya gelmesi, Manisa'ya olan ilgisini, sevgisini, alakasını ve bunun sebebinin de Sayın Grup Başkan Vekilimizin bizim her zaman yanımızda kaya gibi durmasından, gecenin birinde arıyoruz, 1:30'da bir derdimiz var diye ikiletmeden telefonumuzu açıp sorunumuzu çözmek için koşturuyor. Yine aynı şekilde il başkanımızın liderliğinde Manisa İl Örgütü'nün 17 ilçenin belediye başkanlarımızın cansiperane çalışmaları sonucunda genel başkanın Manisa'ya gösterdiği bir önemdir, özeldir. Bu da bize çok büyük ayrı bir gurur veriyor. Kahvaltıda konuşan CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca, Türkiye'nin ve ilçenin gündemini değerlendirdi. Gürtunca yaptığı açıklamada ilk olarak yaşanan ekonomik krizden ve sonuçlarından bahsetti. Televizyonlarda görüyoruz çiçek yağı geliyor diye gemilerin önünde bir tek kılıç kalkan ekiplerini oynatmadığımız kalıyor. Bu kendi kendine yeten dünyadaki 7 ülkenin geldiği 20 yılın sonunda nokta. Bu tüm halkımızla birlikte az kaldı. Bu ülke tekrar o bereketli, adaletli, özgür, sevgiyle üreten, hakça bölüşen bir ülkeye dönüşecek. Halkımız da sandıkları bekliyor dört gözle. Şimdi Şehzadeler özeline geldiğimizde burada baktığımızda yaptığımız çalışmalarımız var arkadaşlar. Şimdi Şehzadeler ilçemiz de maalesef ülkemizin küçük bir örneği. Burada da aynı şekilde yönetememe sorunları yaşanıyor. Nedir bununla ilgili? İşte en son gündemde olan esnaf ve zabıta ilişkileri. Biliyorsunuz pandemi süresince en çok etkilenen kesim kahvehaneler ve gıda işi yapan restoranlar, kafelerdi. Bunlar pandemiden zorluklarla çıktılar. Bu zorlukların sonucunda açtıklarında bu sefer Hıfzı Sıhhat Kurulu'nun aldığı karara rağmen Büyükşehir Belediyesi zabıtaları Sevgi Yolları'nın Şehzadeler Belediyesi'nde olmasına rağmen oradaki esnafı ellerinde bir metre, 2 metre demişsin, 60 santim demişsin, 65 santim demişsin diye cezalar kesiliyor. Biz bu konuyla ilgili olarak il başkanımız, belediye meclis üyelerimizle önce gittik, bunu siz basın aracılığıyla gündeme getirdik ve Şehzadeler Belediyesi'ne seslendik. Dedi ki burası Şehzadeler Belediyesi'nin, Büyükşehir Belediyesi burada racon kesemez, ilçemize sahip çıkın. Çekiniyorsanız, korkuyorsanız Cumhuriyet Halk Partisi Şehzadeler İlçe Örgütü belediye meclis üyeleriyle birlikte arkanızda dedik.